Hepimiz zaman zaman bazı şeyleri unutuyoruz ve unuttuğumuz zaman da bunun altında başka bir sebep var mı diye tedirgin oluyoruz. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Örneğin hepimiz isim unutabiliyoruz. Yeni tanıştığınız birinin ismini unutmak hiç önemli bir şey değil. Hiç üstünde durmayın. Bu sık olarak da tekrarlayabilir. Bunun bir sakıncası yok. Tek bulgu olduğu müddetçe. Yine konuşurken kelime unutabiliyoruz. Söyleyeceğimiz kelimeyi unutabiliyoruz. Bunun da bir mahsuru yok. Ancak konuşurken unuttuğunuz kelimenin yerine başka bir kelime koyuyorsanız, örneğin Susam diyeceğinize Samsun diyorsanız, bu biraz daha bizi alarm eden bir bulgu. Üçüncüsü, eşyaların yerini çok kaybediyoruz. Telefon elimizdeyken telefonu arıyoruz, anahtarın yerini bulamıyoruz. Bununla dakikalar, bazen daha uzun süreler geçirebiliyoruz. Bu da çok önemli bir şey değil. Daha sonra o eşyayı bulduğumuzda, ha evet ben bunu buraya şu zaman bırakmıştım diye hatırlayabiliyorsak bizim için önemli değil. Ama ne zaman ki o anahtar veya telefon buzdolabı gibi uygunsuz bir yerden çıkıyorsa ve onun oraya nasıl geldiği konusunda hiçbir fikriniz yoksa o zaman biraz daha önemsemek lazım. Yine sık gördüğümüz bir odaya gittiğinizde odaya niye girdiğinizi unutmak. Ama daha sonraki zaman içerisinde bu aklınıza gelip tekrar bunu gidip odada ne işiniz varsa onu halledebiliyorsunuz. Bazen haftanın hangi günü olduğunu unutabiliyorsunuz. Hepimizin başına geliyor. Bu da tek başına önemli değil. Randevu kaçırabilirsiniz ayda yılda bir kez. Bunun da bir mahsuru yok. Ama bunlar sürekli tekrarlıyorsa ve günlük yaşantınızı etkiliyorsa, ilerleyici bir şekilde ortaya çıkıyorsa o zaman bir hekime başvurmakta fayda var.